Evet sevgili dostlar kanalımızın müdavimleri bir kısa kısa bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İnşallah bu videoyu sizlere beğendirebiliriz arkadaşlar. Tiago Çukur. Fenerbahçe Tiago Çukur transferi için kulübü Watford'la anlaşmaya vardı şeklinde bir e, haber sosyal medya mecralarına yayıldı. 2002 doğumlu forvet oyuncusuyla görüşmelerin başladığını belirtti. Türkiye'deki meşhur duyumcular şimdi onlar e, yapmasına yaptı ama ortada bir sıkıntı var nedir o sıkıntı taraftarın algısı şimdi şahsın biri çıktı şöyle bir açıklama yaptı Fenerbahçe'nin anlaşan Tiago Çukur Watford U 23 takımının e, bu akşamki idmanına İstanbul yolculuğu pla planı sebebiyle katılmadı. Oyuncu cephesi bonuslarla birlikte bonservisin 2,5 milyon euro olduğunu söyledi. Yani Fenerbahçe Tiago Çukur alıyor ve bonservis bedeli 2 milyon euro. Yani 2 milyon şey 2,5 milyon euro bonservis ücreti. Çok çok ilginç değil mi arkadaşlar? Bence de çok çok ilginç. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Sonradan iki buçuk diyen arkadaş az önce aradılar. Rakamı bir buçuk olarak güncellediler diye belirtti. İki buçuktan bir buçuğa düşürdü. Bir başka arkadaş Tiago Çukur Fenerbahçe'ye çok yakın. Fenerbahçe'ye 19 yaşındaki milli futbolcu için 1 milyon euro teklif etti. Watford'un talebi 1,5 milyon euro. Taraftların bu rakamın ortasında anlaşması ve oyuncunun sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor demiş arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi ee, bu da tamam. Bu arada bilginiz olsun. Mesela 3 hafta önceki bir videodan Forvet Transfer Dosyası videosundan Batuhan Islık'ın bir yorumunu okuyayım. Tiago Çukur ismini biz abonelere de söylediniz hocam. Milli takım aday kadrosu ile ilgili açıklama yapıldığında Hatta şöyle söylemiştiniz. Bir tane forvet var, seçilmiş adı Thiago Çukurmuş. Bu çocuğun ismini ileriki haftalarda duyabilirsiniz diye e, söylemiştiniz diye. Ayrıca ben bu çocuğun ben bu çocuğu boşa söylemiyorumdur demiştiniz aynı videoda diye. E, bu var. Üye arkadaşlara verdiğim az duyumlar var vesaire vesaire. Onu da geçtik. Şimdi bir bıçağı düşürdü bir arkadaş. Şimdi Sonrasında Thiago Çukur'la ilgili başka bir arkadaş da çıktı dedi ki Fenerbahçe Watford Thiago Çukur anlaşmasının detayları ortaya çıktı. 250 bin euro bon servis. Başarı bonusu sonraki satıştan pay. Bakınız 2.5'tan 250 bin euroya düşen bir oyuncu profili. Ortada kocaman bir bilgi kirliliği var. Bir dediğini bir dediğini tutmayan muhabirler, yangını körükleyen hesaplar, İletişimde tamamen sınıfta kalan bir Fenerbahçe spor kulübü. Kimse de kusuruma bakmasın. Ya bu kadar sınıfta kalmayın iletişimde ya. Ya asılsız yalan abilerle Fenerbahçe'yi yıpratmaya çalışıyorlar. Farkında değil misiniz ya. Peki en doğrusu ne? Ergun'dan anlaşmaya varıldı kulübüyle de kendisiyle de kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek, sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a gelecek. Bu. Ya hocam gerekirse hakemlerde denecek kadro kuracağız diyordu. Ali Koç taraftar başkanımızın gözünün ışığı falan filan diyordu. Ee, kariyerinde golü olmayan Thiago Çukur almış Fenerbahçe diyor. Yani kariyerinde golü olmayan Thiago Çukur 21 yaşında değil. 20 yaşında değil. 19 yaşında. Yani henüz 19 yaşında. Türk milli takımına seçilmiş. Yani ben eminim Türkiye'de henüz 19 yaşında olan ya da daha düşük yaşta olan binlerce futbolcu vardır. Binlerce sporcu vardır. Hiçbiri Türk milli takımına seçilmedi. İlla bir olay vardır. Artı, artı 55 maça çıkmış 15 gol 2 asisti var. 3362 dakika yani 3600 orası zaten 40 maç yapıyor. Alt yaş kategorilerinde, alt ligde şurada burada oynamış etmiş vesaire vesaire. Evet bilmediğiniz oyuncu muhtemelen skis videosu bile yoktur internette bulamayınca tabi kafayı yediniz ettiniz ama arkadaşlar gözünü sevdiğim arkadaşlarım niye böyle yapıyorsunuz? Ya hani A plus hoca gelsin diyordunuz. İşine karıştırmasın diyordunuz. Ne Ali Koç'u ne bizi karıştırmasın diyordunuz. Niye döndünüz? Niye kıvırdınız? Niye bu hale geldiniz? Niye döndünüz? Ya Buruma gelmiş. Diyorlar ki PSV'liler Buruma gidince bayram etti. Eder. Eder abi. Fenerbahçe taraftarı böyle olup gider. Ha şunu da söyleyeyim. Ya hazırlık maçına bakıyorsun. Diyorum ki hazırlık maçında İsmail Yüksek iyiydi diyorum. Ya bırak Allah'ını seversen dandik takımlara karşı oynadı. O takıma karşı ben de oynarım. Ben de iyi olurum. Lan niye o zaman sadece İsmail Yüksek iyiydi? Takımın hepsinin iyi olması gerekmez mi? Bu kadar mı kötüyüz? Ondan sonra Buruma kötüydü diyorum. Ya diyorlar Buruma zaten kötü hiç beğenmedik. Ya desene. Günde iki tane idman yapıyor. Dandik takımdan oynuyor. Belki ciddi almamıştır diye. Niye hep kitap ortasından konuşuyorsunuz? Ben şimdi şeyi de gördüm. Tiago Çukur, Muzi Özcan'ın futbolcusuymuş. Yani menajerliğini Muzi Özcan yapıyormuş arkadaşlar. O arkadaş bize en son Murat Sağlam'ı çakmıştı. Susalım diyoruz ama Fenerbahçe'yi soyuyorlar yazmış bir kardeşimiz de. Yetmedi Adana Demirspor Arda Okan Kurtulan meselesi. Şimdi ben duyumları zaten verdiğim için duyumlar da çıktıkça ben seviniyorum bir taraftan. Ama bir taraftan da üzülüyorum. Niye biliyor musunuz? İnsanlar tetikte bekliyorlar. İnsanlar demeyin de bazı mahluklar diyeyim. Aman bir tane yanlışı çıksın da yüklenelim diye. Adana Demirspor Fenerbahçe'nin 2002 doğumu sol kanat forvet oyuncusu. Sol kanat değil sağ kanat forvet oyuncusu. Arda Okan Kurtulan'ın bonservis e, için, bonservisi için Fenerbahçe anlaşmaya vardı haberleri atıldı ortaya. Ki doğru olma ihtimali çok yüksek. Şimdi birisi de detay verdi. Fenerbahçe ve Adana Demirspor Arda Okan kurtulan transferi için anlaşmaya vardı. Bonservis ücreti 200 bin euro. Bakın bonservis ücreti 200 bin euro. Bu arada ben Thiago Çukur'un şeyini e, transfer market Değeri kaç gösteriyor? 250 bin euro. Tamam. Şimdi bakınız. 19 Kasım 2002 doğumlu 19 yaşında Arda Okan. 30 Kasım 2002 doğumlu 19 yaşında Tiago Çukur. İkisi de aynı. İkisi de aynı yaştalar. Hemen hemen aynı yaştalar. Kuzey Makedonya milli takımının genç takımının formasını giyiyor Arda Okan. Tiago da Türk milli takımının eski yaş kategorilerini giymiş. Şimdi A milli takım forması giyiyor. Yani hesaplığı anlatacağım. Bon servis ücreti 200.000 euro. Sonraki satıştan pay. Geri alma hakkı Fenerbahçe'nin. Bu arada muhtemelen Arda Okan Kurtulan giderse de 3 yıllık sözleşme imzalayacağı için 3 sene sonra zaten otomatik olarak Fenerbahçe'ye geri dönüş yapabilir. Yani eğer oynamak isterse vesaire. Bu 3 sene içerisinde Fenerbahçe'nin alma opsiyonu var. Satılırsa da yüzdelik dilimi var. Zaten yüzdelik dilime gerek yok. Alma opsiyonu ne kadar? Atıyorum 500 bin euro. E, 2 milyon euroya satılırsa 500 bin euro Adana Demirspor'un geri kalan Fenerbahçe'nin olacak şekilde. Şimdi Arda Okan'a geldiği zaman diyorsunuz ki ucuza gitti. Bizim topçumuz ucuza gitti. Şöyle yetenekli, böyle yetenekli. E, merak ediyorum Arda Okan Kurtulan'ın kaç gol attığından haberiniz var mı? Kariyeri boyunca 67 maça çıkmış. 16 gol 10 asist yapmış. 4 bin 812 dakika. Yani gol katkısı 26. Thiago Çukur'un gol katkısı 17 ama 3362 dakika. Mantık süzgecinden geçirerek şunu söylemek istiyorum. Ya bize geldiği zaman bir şeyler söylüyorsunuz ama başkasına gittiği zaman ne o ne o diyorsunuz. Yapmayın abi. Ha şunu söyleyeyim Fenerbahçe çok akıllılık etti. Ne Arda Okan'ın oynatılabileceği bir sene bu sene. Belki de ne İsmail Yüksek'in oynatılabileceği bir sene bu sene. Ama Fenerbahçe en az hasarla en az zararla çıkma peşinde. En az zararla çıkma peşinde. Bakın arkadaşlar takımın rezerv takımı da var. Rezerv takıma futbolcuyu gönderip pişirip alıp A takımda oynatma imkanım da var. Yiğit Efe Demir'i mesela oynatıyoruz. Mesela ben şeyi bekliyorum. Emir Ortakaya'yı bekliyorum. Daha hiç hazırlık maçlarında süre vermedik. Anlatabiliyor muyum? Belki rezerv takımda oynatıp 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 alacağız arkadaşlar. Bir sakin olun. Bırakın planlamayı Jesus yapsın. Niye kaygısına, stresine düşüyorsunuz? Niye bu kadar öfkelisiniz? Niye bu kadar şeysiniz? Peşin hükümüsünüz? Ben size bir şey söyleyeyim. Bir anket yaptım kanalımızda. Şu forvetlerden hangisini istersiniz diye. Bakın yorumlara dikkat edin. Şunu da istemeyiz, bunu da istemeyiz yazan arkadaşlar var. Üçünü de istemez diyenler var. Aynı arkadaşların kanaldaki yorumlarına bakın. Genç futbolcu yazıldığı zaman o olmasın. Yaşlı forvet gelsin. Bunları yazdığı zaman bunların hiçbirini istemiyorum şöyle böyle falan filan. Dikkatlice bakın arkadaşlar bana sormanıza gerek yok. Biraz yorumlara dikkat edin. Kanaldaki yorumlara dikkat edin. Gözünüzü dört açın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'mizin yeni forveti inşallah. Tiago Çukur hayırlı uğurlu olsun. Kap açıklaması da artık herhalde yarın gelir. Ya da bugün gelir. Ya yani herhalde diyorum yanlış anlaşılmasın. E, hocam rotasyonda mı kullanacağız? Berişan'ın yerine mi kullanacağız? Samattan'ın yerine mi kullanacağız? 35 kişilik kadro kurabilirsin. 35 kişilik kadroda istediğinin yerine kullanabilirsin. 2 tane 3 tane forvetin olacak diye bir şey yok. 5 tane forvetin olsun. İkisini gönder lige. Senin asıl e, oynatman gereken forvet. Bırak rezervlikte oynasın. Kendine gelsin. Coşsun etsin. Kadroda yer tutsun. Görüşmek üzere.